efendiler, beyefendiler. DKİ İnşaatı'nın yeni konsept lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Yeniliğe, fikirlere, keşfetmeye, müziğe, doğaya, harekete, eğlenceye, tatlara, arkadaşlığa, paylaşmaya, hayata açık olmaya hazır olun. DKİ İnşaat, Türkiye'de 1961'den bu yana Sayın İbrahim Dumankaya öncülüğünde birçok ilke imza attı. Öncelikle değerli büyüğümüz Sayın İbrahim Dumankaya'yı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün burada da bir ilke yaşıyoruz. Daha önce bizden ev almış dostlarımız internet üzerinden bizleri canlı yayınla izleyebiliyorlar. Gerek satış ofislerimizi ziyaret etmiş, o nedenle ya da şu nedenle bizi takip eden, bizde datası olan tüm dostlarımız internet platformundan, dizüstü, masaüstü, tüm mobil aplikasyonlardan bizi izleme şansında. O yüzden bir kez daha onları da selamlıyoruz. Efendim, DKİ İnşaat yine bir ilke imza atıyor. Yepyeni bir konseptle karşımıza çıkıyor. DKİ 10. Şimdi dilerseniz hep birlikte bu konsepti yakından tanıyalım.
Evet, değerli konuklar, kıymetli misafirler, çok teşekkür ediyoruz. Konseptimizi böylelikle göstermiş olduk. Şimdi yüksek alkışlarınızla çok değerli konuklarım var, onları davet edeceğiz. Konseptimizi biraz daha yakından tanıyacağız. Alkışlarınızla DKE İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Dumankaya, Genel Müdürümüz Sayın Tekin Türel ve DKE10 Konsept Danışmanımız Sayın Hakan Mala sahneye davet ediyoruz. Konseptimizi daha da detaylı yapmak için hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet. Yeni bir konsept ve kağıthane yerleşmesindeyiz. Önce isterseniz konseptle başlayalım. Daha sonrasında. Öncelikle hoş geldiniz. Yani basın mensupları, değerli arsa sahiplerimiz, Beşiktaş Tuzun sahiplerimiz var. Yani Kerem Beyler. Değerli paydaşlarımız. Çok önemli, çok değerli. Güzel bir çalışma yaptık hep beraber. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten salona bakınca bizim herhalde en yoğun, en kapsamlı basın toplantımız gerçekleşiyor. Ve bir ilk gerçekleşiyor. Bir taraftan da canlı yayında tüm müşterilerimize, daha önce bizden satın almış, projelerimize uğramış olan herkesin katıldığı, izlediği bir konsept oluşuyor. Evet, farklı bir ürün var ortada. Çok çalışıldı. Paydaşlarımızla beraber, mimarlarımız, kendileri buradalar, iç mimarlarımız ve diğer tüm ortakların, iş ortaklarımızla birlikte önemli bir çalışma yaptık. Bu kadar uzun bir süreç alan çalışma sonucunda da DKE10 konsepti ortaya çıktı. DKE10 konsepti yenilikçi bir konsept. İlkleri içerisinde barındırıyor. Biraz detayını vereceğiz biraz sonra. Bu ilklerin nerede olduğu ile ilgili. Bu ilkler sektörde de farklı bir bakış açısı getirecek. Paylaşım dedik. Hepimizin aslında bir şekilde dokunduğu, geçmişte de mahalle kültürü dediğimiz o eski 80'ler diye hepimizin özlem duyduğu dönemde de bildiğimiz bir süreç. Paylaşım hayatımızın en önemli faktörü aslında. Bu konuda konseptimizin ciddi bir paylaşım ekonomisi tarafı var. Bu konuda çok güzel ortakları, iş ortaklarımız var. Zumbara dedik, Şey Market dedik, Millbox dedik, birçok farklı gruplar var. Yepyeni deneyimler var. İşte Coffee Sapiens biraz daha farklı bir deneyimde, kahve kültüründe yenilikler getirecek proje konsept içerisinde. Teknoloji dedik, teknolojide çok altyapıda önemli çalışmalar yapıldı. Samsung da bu konuda ciddi anlamda önemli bir partnerimiz. Samsung'da da önemli, güzel çalışmalarımız olacak taraftan da. Tabii sadece bunlarda sınırlı değil. Bizim Zone Club sosyal bir sağlıklı yaşam kulübü. Burada bir işbirliğimiz var. Sadece fitness adı altında değil ama yaşam kulübü adı altında bizim de önemli bir birliktelik olacak inşallah. Hayırlısıyla bundan sonraki DKE10 projelerini hep birlikte güzel işbirlikleri içerisinde olacağız. Bunun yanı sıra tabii hep beraber şunu düşündük. Tamam paylaşım ama bir taraftan sosyalleşme dediğimiz hayatımızın önemli bir parçası var. Bunun için de bir platform oluşturmalıyız ve bu platform sabit olmamalı, duvarlar olmamalı diye düşündük. Biraz da klasik formatımızın dışına çıktı. Bizim basın mensuplarımızla beraber bir masanın arkasında oturarak normalde etkileşim olmadan bir süreçle toplantılarımızı yapıyorduk. Bu sefer dedik ki biz duvarlarını da kaldıralım. Hayata açık, paylaşıma açık, sosyalleşmeye açık. En azından basın toplantısı açık bir platformda olsun istedik. Bu çerçevede gerçekleştirdik. En önemli konulardan bir tanesi de fonksiyonellik. Fonksiyonellik de bizim daire içi ve daire dışı alanlarda bu fonksiyonelliği yaşatalım istedik. Burada da Tuğcu Tasarım çok güzel çalışmalar yaptı. Yön mühendikle beraber. Hep beraber daire içindeki kullanımları da çoğaltmak, çoğul kullanımlar, tek fonksiyonlar değil, çoğul fonksiyonlarla bu iletişimi sağlayalım dedik ve bunu da inşallah projemizin bir parçası haline getirdik. Bir taraftan tabii sosyalleşmedik. Fongogo diye bir ortağımız, iş ortağımız var, çözüm paylaşımımız var. Burada farklı fikirleri bir araya getirerek aslında hep beraber değişik projeler gerçekleştirebiliyor. Bunlar sosyal sorumluluk olmak zorunda değil ama güzel bir yaklaşım. İleride bütün bu paydaşlarımızın da içerisinde olduğu değişik bir platformda Büyükdere Caddesi'nde
önümüzdeki hafta itibariyle açacağımız Büyükdere 195 adresimiz. Bu arada eski Telfa binası diye reklam yapayım. Hatırlarsınız belki. Güzelak girişte hemen bir yaşam deneyim merkezi oluşturduk. Bunu da önümüzdeki hafta itibariyle açacağız. Fuardan sonra inşallah hep beraber sizlere bir daha yaptığımız çalışmaları göstermekte orada bekleyeceğiz. Tabii bütün bunlar dışında bizim teknoloji tarafında da önemli bir çalışmamız oldu. Bu platformun en önemli ayağı gelişime açık olması. Sabit olmayacak. Virgül koyuyoruz, nokta koyuyoruz. Konseptin en önemli özelliği bu. Ve bu konsept gelişirken tabii sanata da önemli bir atıfta bulunmak istedik. Mixer Art'la yine biraz önce seyrettiğimiz çerçevede bir işbirliğimiz var. Daire sahiplerimiz, dairenin içerisindeki tasarımı kendi beğenilerine dönük olarak gerçekleştirebilecekler. Bu da sanatın da aslında sosyal alanında, paylaşım alanında birliktelik olarak bir proje içerisinde önemli yer alması söz konusu olacak. Spotify dünyada bildiğiniz, hepinizin belki müzik olarak dinlediğiniz bir paydaşımız. Spotify'la da bir ortak çalışmamız var. Bu müziği de konseptimizin çok önemli bir parçası haline getiriyor. Amfiteyatro görüyorsunuz. Bu benzer bir amfiteyatro peyzaj alanımız içerisinde var. Toplantı alanlarımız var. Şunu istiyoruz. Duvarlar kalksın, paylaşım olsun. İnsanlar istediği kadar, bilediği kadar bu vizyon içerisinde kendilerini geliştirsinler, sosyalleşsinler, birbirlerine yetenek paylaşımı yapsınlar. Farklı olarak aslında bizim düşündüğümüz kendileri bu platformu geliştirsinler. Sadece biz bir standart belirledik, hadi bunu yapalımdan ziyade hep beraber daha ne güzel işler yapabiliriz, birlikte neler yapabiliriz. Tabii çalışma alanlarımız var, projenin içerisinde ayrıca work on dediğimiz bir çalışma kültürünü de farklılaştıran bir çerçevede çizdiğimiz bir bölüm var. Şunu yaptık hep beraber. Buradaki içeride gördüğünüz tüm grubun en az tahmin ediyorum yarısı bu konuda emek veren arkadaşlarımız. Gerçekten ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizler tabii bu platformu oluşturduk. Geliştirmesi hep beraber yapılacak bir çalışma. Dünyada gelişen trendler çok farklılaşıyor. Bu saatten sonra standartların dışında bir iş yapmak ve sadece yapmış olmak için değil, gerçekten yani mış gibi yapmıyoruz, onu bilin. Gerçekten bunu söyleyeyim. Mış gibi yapmıyoruz. Bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Bu deneyimle beraber de bu ekonomi anlamında paylaşım ekonomisi, sosyalleşme, fonksiyonellik ve teknolojinin dört direğin üzerinde sürdürülebilir bir platform oluşturma ve bu hayata geçirecek platformu da katılımcı şekilde sağlamayı hedefledik. Ben sözü verebilirim. Ali Bey, bu sadece kağıthaneyle sınırlı kalmayacak herhalde. Bu bir konseptten bahsediyoruz. Tabii. Ama öncelikle evet, bu konseptin, kağıthane projesi bu konseptin ilk projesi oluyor. Aslında hedefimizi 5 yılda 10 tane DK'ya 10 projesi gerçekleştirmek üzere. Bu 10 projemizde her biri takribi olarak 200 milyon TL'lik değerlerde. Çok büyük ölçekli proje görmeyeceksiniz burada. Milyarlık bir proje görmeyeceksiniz ama 200 milyon, 300 milyon, 400 milyon, 150 milyon ama totalde takribi olarak 5 yılda 2 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip 10 projeyi biz gerçekleştirme hedefindeyiz. Her yıl 2 proje şeklinde bir hedef koyduk. İkinci projemiz daha önceden bahsettiğimiz Çeliktepe'deki projemiz olacak. İki tane daha yerimiz şu anda hemen hemen ön çalışmaları tamamlandı. Bunlar da 2016 içerisinde gerçekleşmiş oldu. 10 projeyle bu projemiz devam edecek. İnşallah her bir proje, her yeni proje bizim DK'ye 10 konseptinin bir adım ötesini gösterecek. Kartal'da bir tık fazlası diyorduk. Burada da bir adım ötesi. Hayata açık sloganımızda gelişime açık bir konsept oluşturduk. Biz televizyoncuların biraz hastalığı da cımbızla çekeriz içinden. Mış gibi olmayacak, hayata geçecek demiştim. Ben de onu cımbızla çektim. İlk örneği bu da söylemekte sakınca duymuyoruz. Bu yıl Zorlu'da kapalı gişe oynayan bu kuş oyunu
DKY10 konseptinin ana sponsorluğunda Harbiye Açık Hava'da, biliyorsunuz genelde Harbiye Açık Hava'da konserler yapılıyor. Bir ilki gerçekleştireceğiz ve DKY10 ana sponsorluğunda başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Uğur'un oynadığı Guguk Kuşu DKY10 sayesinde Harbiye Açık Hava'da olacak. Böylelikle kültür ve sanatın gerçek dostu olduğunda bir kez daha pazartesi akşamı DKY10 konsepti vurgulamış olacak. Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Müsaadenizle ben... Sözü ödenen müdürümüze Tevfik Türel'e bırakmak istiyorum. Buyursun efendim. Çok teşekkürler. Değerli basın mensupları dostlarımız, gayrimenkul dünyasının seçkin mensupları, paydaşlarımız, tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum. Çok uzun zamandır gayrimenkul sektörü içerisinde yer alan birisi olarak bugün gerçekten çok büyük bir heyecan duyuyorum. Zira Türkiye'deki gayrimenkul piyasasına yeni bir sayfa açtığımızı biliyoruz. İbrahim Dumanfaya ailesi bunca yıllık deneyimi ve birikimi bizlerin profesyonel olarak çalışmalarıyla bambaşka bir konsept ortaya çıkartmaya çalıştı. Bunun devamını da getireceğinize inanıyorum. Ben size bugün daha çok projenin teknik yönlerini aktarmaya çalışacağım. DKY10 Kağıthane Projesi, DKY10 Kağıthane Projesi, Kağıthane'de Beşler Sucuk Fabrikası olarak bilinen son derece merkezi, kolay ulaşılabilen ve Büyükdere Caddesi panoramasına hakim bir yamaç üzerinde gerçekleştiriliyor. Bildiğiniz gibi Kağıthane özellikle son zamanlarda yaşadığı kentsel dönüşüm projeleriyle yakın bir zamanda yeni Nişantaşı olmaya adar. Üstelik yeni yapılan ve yapılmakta olan ofisler, alışveriş merkezleri, modern siteler ve Avrupa yakasının tam merkezinde bir yatırım ve cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. E5 ve TEM'e kolay bağlantı yolları, yapım halindeki geniş caddeleri ve metronun da yakın zamanda devreye girmesiyle birlikte ulaşım açısından da İstanbul'un Anadolu Avrupa yakasının merkezinde yer alacak. Bütün bunların yanında İstanbul'un finans ve hizmet merkezinin de dibinde. Böylece bunlar DKY10 projesinin cazibesini de arttırıyor. Üstelik DKY10 projesi için gerçekten çok titiz bir çalışma yaptık ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir proje hazırlamaya çalıştık. Burada ben Viva Mimarlığa gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim bu proje için yaptığımız 4. versiyon. Ve her bir versiyonda lansmana hazır noktadaydı. Gerçekten çok teşekkürler, çok emek harcadılar. Mimarlarımız, paydaşlarımız ve akademisyenler ile birçok yeniliği ve ilkleri projeye dahil ederken özellikle sürdürülebilir ve yaşanabilir alanlar oluşturmaya da dikkat ettik. Müşterilerimize sadece bir 4 duvar vermenin ötesinde pratik kullanımlı daireler tasarladık. Projede standart olarak vereceğimiz açılır kapanır duvarlar sayesinde daire sahipleri isterler ise bir misafirleri geldiğinde mahrumiyet sağlamak için duvarları kapatabilecekler. Aynı şekilde daire içlerinde de dönüşebilir mobilyalar ile evde istedikleri gibi kolay bir şekilde değişiklikler yapabilecekler. Mesela 2+1.5 dairelerimizde ikinci oda istenirse bir yatak odası, istenirse bir çalışma odası ya da tamamen açılıp istenirse salonla dahil edilerek bir daha geniş bir salon ve yemek bölümü elde edebilecekler. Dairelerimizin opsiyonel sunulan hareketli mobilyaları da özel. Durucu mimarlıktan zaten bu konuda bir prezentasyonumuzda bir nokta gelmişti. Mesela salondaki koltuğunuz bir yatağa dönüşebilecek. Aynı zamanda bir kütüphane olarak da kullanılabilecek. Artık ütü masası nereye koyacağım diye dertlenmeyeceksiniz. Zira ütü masanız mobilyanızın bir parçası olacak. Yatak odanızda yatak başınız aynı zamanda fazla yorgan ve yastıklarınızın saklanabileceği bir depo olanı. Bunun gibi birçok yeniliği de bu projenin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Akıllı ev sistemleri artık bir projenin olmaz ise olmaz. Ancak bunu da bir adım öteye götürmek durumundayız. Yakında lanse edeceğimiz diğer paydaşlarımızla birlikte Internet of Things yani şeylerin interneti uygulaması bu projeyi tam teknolojinin ortasına yerleştirecek. Tabii ki bizim DKY Kartal projesinde lanse ettiğimiz buçuklu balkon konseptimiz burada da devam edecek.
açılır kapanır balkonlarımız sayesinde ilave yaşam alanı olarak da kullanabileceksiniz balkonlarınızı. Küçük dostlarımızı da unutmadık. Köpek parkı, hayvan bakım alanları bu projede yer alacak. DK'ya 12 tane, brüt 57 ile 86 metrekare arasında değişen 1 artı 1,5 ve 2 artı 1,5 tipinde 205 konut, ticari alanlar ve ofislerden oluşuyor. Toplam inşaat alanımız yaklaşık 38 bin metrekare. Projede 4750 metrekare ofis, 1450 metrekare civarında da ticari alan bulunur. Projenin ofis alanlarında yaklaşık 1200 metrekarelik work-on, club-on dediğimiz ortak çalışma alanları ve sosyalleşme imkanı alanları yer alacak. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu alanları DK'ya inşaat işletecek. Yaklaşık 200 milyon liralık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz DK'ya 10 kağıthane projesi lansmana özel KDV dahil 309 bin liradan başlayan fiyatlarla satmaya başlıyoruz. Finansman olarak banka kredisinin yanı sıra 10 bin peşin, %15 peşin indirimi, 60 ay sıfır vade veya kişiye özel esnek uygulama, esnek ödeme planları da bu projede yer alacak. Benim söyleyebileceğim teknik özellikler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz ve güzel bilgilerden dolayı. Ve konseptimizin danışmanı, ben kendisiyle bu lansmandan önce yaptığım toplantılarda öyle güzel, öyle detaylı bilgiler verdi ki ben kendi oturduğum yaşam alanını bir gözden geçirmeye başladım. Elimde bir kağıt kalem, bunları acaba teknoloji olmadan nasıl yapabilirim diye. Gerçekten hayata geçmesi zor ama hayatın içinde gizli olan şeyler. Ona ben özellikle bir alkış istiyorum. Çünkü bu konseptin mimarı çok değerli dostlarımızdan bir tanesi. Sevgili Hakan Malak. Hayatımızda artık fikir çok önemli. Bilgi insanı mutlu eder biliyorsunuz sevgili konuklar ama artık günümüzde bildiğimiz bilgiyi paylaşmak ve oradan aldığımız bilgiyi hayatımıza geçirmek insanları mutlu ediyor. Şimdi sevgili Hakan'ı dinliyoruz. Aslında bana çok fazla sırası bırakmadınız. Hem tanıtan filmi olsun, hem Ali Bey olsun, Tevfik Bey olsun. Ben biraz daha gelen yaklaşımımızdan bahsetmek istiyorum aslında. Yeni nesil yaşam platformu diyoruz. Yani yeni nesil yaşam platformu ve DK10 konseptini biz bu şekilde tanımlıyoruz. Şunu soracaklar olacaktır. Ya siz bina yapmıyor muydunuz ya? Yani bu platform dediğiniz şey nereden çıktı? Bu platform dediğimiz şey aslında hepiniz her gün kullandığınız platformlar var. Bunlardan en büyük de Facebook. Biz bu platform dediğimiz kavramı, en azından ben kendimi şahsen şöyle tanımlıyorum. Platform dediğimiz şey aslında katılımcı olarak dahil olabileceğiniz paylaşımcı yatay yapılar aslında bunlar. Ve biz bu daha çok online gördüğümüz bu yapıları, yani sanal ortamlarda gördüğümüz bu yapıları ilk defa belki dünyada offline, yani fiziksel bir yapıya taşımak istiyoruz. Çıkış noktamız aslında buydu bizim. Konsepti paydaşlar çok güzel tanımladı. Biz kategorik olarak sosyallik, fonksiyonellik, paylaşım ve teknoloji diye bir konsepti ana sütunlarını oluşturduk. Çok güzel anlattılar zaten paydaşlarımız. Ama ne kadar anlatırsak anlatalım, bunu deneyimlemeden gerçekten yeterince size bu mesajı vermiş olamayacağımızı düşünerek de Türkiye'nin ilk yaşam deneyim merkezini hayata geçirmeye karar verdik. Büyükdere Caddesi'nde, Ali Bey'in de bahsettiği Büyükdere 195 Plaza'da önümüzdeki hafta hayırlısıyla açmayı düşündüğümüz Türkiye'nin ilk deneyim merkezi. Niye biz bu deneyim merkezini kurmayı düşündük? Çünkü hem biraz önce anlattığım gibi bunu bir yere kadar anlatabildiğimizi ve bileceğimizi düşünüyorduk. Bir de platformumuz insanların da katılımıyla şekillenmesi gerektiğini biliyoruz. O zaman süreç içinde bu deneyim merkezini aslında insanların hem deneyimleyeceği
hem de bizim de bazı şeyleri denememize imkan verecek şekilde tasarlayalım ki insanlar gelsin, bu süreci birlikte geçirelim istedik. Geliştirme sürecimiz her zaman ileriye doğru hayata açık bir şekilde devam etsin istedik. Bu sadece ilklerimizden bir tanesi aslında. Türkiye'nin ilk yaşam deneyim merkezi. Dünya çapında da aslında yeniliklerimiz var. Bir tesis yönetimi uygulamasının çok daha ötesinde, çünkü bunun örnekleri var dünyada, çok daha ötesinde paylaşım ekonomisini entegre ettiğimiz dünyanın ilk dijital topluluk ortalığı lanse ediyor olacağız. Tahmin ediyorum bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getirecek bir proje olacak. Neden bahsediyorum? İnsanlar bu görmüş olduğunuz alanları daha çok açık, ortak alan olarak, açık ev dışı alan olarak tanımladığımız bu alanları sosyal etkileşimle bir şekilde bu bahsettiğim teknolojik uygulama ve teknolojik altyapının birleştiği bir uygulamayla birlikte kullanıyor olacaklar. Bunu ancak dilim bu kadar dönüyor. Zaman içinde bunu deneyim merkezinde görme fırsatı bulacaksınız. İnsanlar birbirini daha çok tanıyacaklar, daha çok paylaşacaklar. Bir diğer ilkimiz, deneyim merkezi ve bahsettiğim bu dijital topluluk portalı dışında diğer bir ilkimiz, biraz önceki sunumda aslında Siemens'ten, Samsung'dan başkan yardımcısı Tansu Bey'in çok güzel ifade ettiği, anlattığı gibi kişiselleştirilmiş daireleri biz bir sanal uygulama yardımıyla insanları satın almadan önce gösterme imkanı sunuyor olacağız. Bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyoruz Samsung'a. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Sizin de bu sürece dediğim gibi katılımınızı önümüzdeki süreçte bekliyoruz. İsterseniz sorularım. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hakan. Hani bir laf vardır komşulukta, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye. Hani o 40 yıllık bir fincandan artık kahveden çıkıp ortak paylaşım alanlarıyla uzun ömürlere yayılacak bir etkileşim olacak herhalde bu konsept sayesinde. Biraz onu da anlıyoruz. Böyle bir pop art bir yaklaşım da olacak hem geçmişten hem de günümüze. Bir kez daha verdiğin detaylı bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tevfik Bey, biliyorsunuz internetten canlı yayındayız. Anlık kapasitemizi 10.000 olarak ayarlamıştık ama şu anda 30.000'e çıkarttık. İnternette bizi yalnız bırakmayan tüm ev sahiplerimize ve internetten bizi canlı izleyen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ölçümlenebilir bir reyting bu, biliyorsunuz. O yüzden şu anda ziyaretçi sayımız oldukça fazla. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eminim ki şu anda gayrimenkul sektörü tüm gözleri burada. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Şimdi dilerseniz soru cevap bölümüne geçelim. Hem Tevfik Bey, hem Ali Bey, hem de Hakan Bey, sorular varsa şimdi hemen sorularımızı alabiliriz. Basın mensubu arkadaşlarımızdan. Buyurun. Geliyor. Evet, sezonla farklı bir başlangıç yaptınız. Teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi burada hem yaşam hem de sosyal platform vurgusunu öne çıkarttınız. Benim merak ettiğim aynı kurguyu siz dışa da açılıyorsunuz. Uluslararası platformda ilk temsili Dubai'de yapacaksınız. Yabancılara dönük de aynı kurguyla mı çıkış yapacaksınız? Ayrıca eğer böyle bir şey varsa dijital topluluk portalı adı altında dilimiz sadece Türkçe mi olacak? Yabancılar için de farklı dillerde böyle bir portalı geliştirme düşüncesi var mı? Diğer rutin soruları çok detaylı anlattığınız için sormuyorum. Bir de çözüm ortaklarınızla 5 yıl boyunca mı anlaştınız? Teşekkürler. Evet, şimdi tabii bizim önceki hafta biliyorsunuz Cityscape'e katılıyoruz. Cityscape'de 180 metrekarelik geniş büyük bir standımız var. Bu projemiz, DK10 projemiz, kağıthane projemiz ilk olarak
uluslararası arenada da lansmanını inşallah Dubai'de hep beraber sizlerle tahmin edelim. Tam kadro geleceksiniz diye düşünüyorum. Orada yapmış olacağız. Tabii portal düşüncemiz bizim sadece yerli Türk piyasasına uygun yeterli değil. Ama detaylı biraz Hakan biraz sonra anlatır. Buradaki projelerin gelişimine bağlı olarak bu süreç yaşanacak. Bizim şu an iç piyasaya dönük bir projemiz var ama bunun içerisinde yabancılardan mutlaka olacaklar. Doğal olarak Türkçe ve İngilizce ağırlıklı bir formatta ilerleyeceğimizi söyleyebilirim. Proje ortaklarımız olan işbirliğimiz her biri aslında biz kapılarımızı sonuna kadar açtık. Şunu dedik, paylaşın, hep beraber paylaşalım, sosyalleşelim. Projenin içerisinde fonksiyonellik, teknolojik, bunların kendi kurumsal kimliğine örtüştüren kurum ve kuruluşları da üyemizle birlikte işbirlikleri olarak yapalım. Bu proje bazında ilk çalışmamız mevcut projemizle ilgili. İşbirliğimizin devamında ise her projemizde bu gelişerek, artarak devam edecek. Herhangi bir süre koymadık. Bu gönüllülük mantığı biraz önce zaman numaranın arkadaşımızın söylediği gibi gönüllülük de işin içerisinde gerekiyor. Bu mantığa uygun bir yapı, düşünce var ise zaten otomatikman siz mıknatıs gibi hepsini çekiyorsunuz. Şu an da bu iki seneden fazla bir süreçte yapılan çalışmanın sonucu son dönemde yoğunlaştı ve sayısı bu seviyelerde de daha da artacak inşallah. Hesabı bu biraz da portal bölgesi sanırım. Digital Community Portal, yani bunun birebir tercümesi bu aslında. Bu ileriki vadede mahalle Digital Neighborhood Portal'a da dönüşebilir. Bu şimdilik böyle kalsın. İçeriğiyle ilgili biraz daha detaylandırayım. Çok detaylı bir konu ama ikiye ayıralım. İki tane örnek vermiş olayım sadece içinden. Birincisi sosyal kulüpler. Yani biraz önce gördüğünüz alanlarda insanların katılımcı bir şekilde kendi ilgi alanlarına bağlı olarak oluşturabildikleri bir takım sosyal kulüpleri kendileri oluşturabiliyor olacak insanlar. Edebiyat kulübü olabilir, çocuk kulübü olabilir, farklı ilgi alanlarına göre doğa kulübü olabilir, spor kulübü olabilir. Ve bunlara ilişkin zaten alanlarımız mevcut. Birincisi böyle değil bir tane bir kısmında. İkinci kısmı paylaşım ekonomisi kısmı. Bu paylaşım ekonomisi kısmında da aslında dünyada paylaşım ekonomisi üretim, tüketim ve fonlama olmak üzere yani biz aslında her şeyi paylaşıyoruz. Yani üretimi de paylaşıyoruz, tüketimi de paylaşıyoruz, fonlamayı da, kaynakları da fonlama kısmında paylaşıyoruz. Çok hızlı gelişen bir konu dünyada. Türkiye'deki örnekleri zaten bizim neredeyse hepsi paydaşlarımızdan. Bu tarafta da şunu öngörüyoruz. Özellikle en başta araç paylaşımı, yetenek paylaşımı, eşya paylaşımı, araç paylaşımı gibi konularda bu portal üzerinden insanların, özellikle aynı mekanda yaşayan insanların, özellikle paylaşım ekonomisinde güvenlik bariyeri önemli bir bariyer. Bu ekonomiyi oluştururken. Bu ekonomik, bu önemli bariyeri, güvenlik bariyerini de kaldırmış oluyorsunuz. Çünkü araç paylaştığınız insanlar sizin aynı asansöre bindiğiniz insanlar aslında. Bunu mekansal boyuta taşımanın çok önemli avantajları var. Biz de bunu kullanıyor olacağız. Dediğim gibi sosyal kulüpler ve paylaşım ekonomisi olmak üzere şu anda ikiye ayıralım. Daha sonra detaylandırırız bu konuyu. Teşekkür ediyoruz. Bir sorunuz daha var. Buyurun lütfen. Evet. Aslında birazcık da olayı somuta indirgemek belki gerekir. Ben hep şunu söyledim bu konsepti tartışırken kendi içimizde. Geldim bugün evde yemek yaptım. Acil bir şeyim çıktı. Acil olarak yurt dışına gitmem gerekiyor veya da Ankara'ya gitmem gerekiyor. Bir kazan evde kuru fasulyem duruyor. Ne yapacağım ben bunu? Çöpe mi dökeceğim? Diyorum ki bu sosyal portal üzerinden hemen cep telefonunuzdan, direkt tabletinizden kendi kapalı topluluğunuza
diyebilirsiniz ki ya yaptım, paylaşmak isteyen var. Eskiden evlerde annelerimiz hep dağıtırlardı, siz de buyurun, kokmuştur diye. Bunu tekrardan gündeme getirmeye çalışıyoruz ama teknolojik ortam içerisinde. Veya yarın Taksim'e gideceğim, arabam bozuldu, arabam yok. Çünkü bu konsept içerisinde belki de araba da olmayacak, yani artık o noktalara gitmeye başladık. Yani bir arkadaşınız Taksim'e gidiyor mu acaba? Hemen yapabilirsiniz, bunu şermarifler üzerinden yapabilirsiniz. Ama bunlar genelde tanıdığınız, bildiğiniz o sizin kendi komünitiniz içerisinde. Herkese açmıyorsunuz olayı. Hedef bu türlü, bunun içerisinde bir mahalleli gibi teknoloji üzerinden paylaşabileceğiniz bir şey. Şeye gittiniz, seyahate gittiniz, evde kediniz var veya köpeğiniz var, beslenmeye ihtiyacı var veyahut da o gün geç geleceksiniz, bir arkadaşınızdan siz evinize gidip kedinizi köpeğinizi beslemesini isteyebilirsiniz. Bunun için anahtar bırakmak mecburiyette kalmayacaksınız. Bütün bunların teknolojik olarak altyapılarını hazırlıyoruz. Bütün bunlar bizim burada çok ciddi bir birbirimizi tanıdığımız küçük bir komünite yaratmamızı yani sağlıyor. Mesela örneğin dijital bir kitabım var, okudum. Evet. Yükledim. Aynen. Tavsiye ettim. Bir komşu evet. Oradan kitabı aldı, okudu. Aynen. Ya da onu kaynakçı evet. olarak kullandı. Kaynakçı olarak. Bende kalmadı yani. Evet. Bilgiyi paylaştı. Evet. Ya da aşağıda mutfağımızda, konsept mutfağımızda bir arkadaşlar bir araya gelerek yemek yaptınız. Onu birlikte aynı anda aşağıda yiyebiliyorsunuz. Yani evinizde olmak mecburiyette değilsiniz. Bu türlü sosyalliği, mahallelik kavramını tekrar gündeme getiriyoruz. Ama teknolojik ortam. Portala gerek yok. Kapıyı da çalıp aynı işleri yapabiliyorsunuz. Tabii. Tabii. Bu gerekli olan bütün bu sosyalleşme portalının amacı biraz daha bunu tetiklemek. Hep beraber bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet. Evet. Beyefendi buyurun. EYP Bilenler Tetrek'e hayırlı olsun öncelikle. Zannediyorum Kartal'daki projenizde 1+1 kullanmamıştınız. Fakat bu konsepte 1+1 daha çok ağırlıkta. Hedeflediğiniz hem konseptiniz uygun hem projenize uygun. Hedef müşteri profili nedir? Bunu öğrenmek istedim ben. Çünkü 1+1 çok sık kullanmıyorsunuz. Burada bir değişiklik oldu herhalde projenizde. Bununla ilgili bir bilgi rica ederim. Bu bir şehirli konsept. Dolayısıyla arsa metrekare fiyatlarının yüksek olduğu yerlerde, ufak metrekarelerde, ortak alanları daha yoğun kullandığınız konseptler çok daha feasible oluyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı bu aslında. Daha şehir merkezlerine yaklaştıkça biz bu alanları daha derinli kullanmak zorundayız. Daha fazla insan şehirde yaşamayı hak ediyor, şehir merkezlerinde yaşamayı hak ediyor. Biz de bunun için metrekareleri mümkün mertebe yaşanabilirlikten ödün vermeden ufaltarak, fonksiyonellikle birlikte bunu birleştirerek, dekorasyonlu daireler sunarak, bu biraz önce konuştuğumuz o fonksiyonelliği işin içine katarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok normal. Bundan sonra da bu konseptle gördüğümüz projelerde daha 1+1 ya da ufak metrekare demek daha doğru, diğer görece söylüyorum bunu, üniteler daha sıklıkla göreceksiniz. Buyurun. Burada şöyle, aslında bizim 1+1.5 dediğimiz dairemizde inşallah Büyükdere Caddesi'ndeki ofisimiz hem 1+1.5 hem 2+1.5 olarak örnek daire yapılıyor. Bu da tahminim Eylül sonu trene bakıyorum. İnşallah Eylül sonuna yetişecek şekilde açmış olacağız. Daire şöyle, 1+1.5 dairenin aslında salonda olduğu zaman yatağın odasının yuvarını açtığınız zaman, kendisini açtığınız veya sürme kapısını açtığınız anda tamamen mutfak, oturma odası ve salon bir arada oluyor. Yani normal bir dairenin içerisinde olmayacaksınız. Fonksiyonellik dediğimiz bu. Plastik sadece belki biraz önce örnek verdik ama ütü masası değil veya koltuğu çektik değil. Duvarlar da hareketli olabiliyor. Balkondaki hareketlilik de bunu dert ediyor. Yani dairemiz aslında büyük bir salon, dairemiz aslında büyük bir yatak odası, dairemiz aslında büyük bir mutfak. Bu bütün fonksiyonlar bir arada. Sadece banyoyu açmadık, odası biraz kapalı kalıyor. Buyurun abi. Orada da biraz triklerimiz var ama onu ben şimdi söylemeyeyim. Buyurun. Emlak.com.tr'de
projenin teslim takvimini öğrenmek istiyorum. Bir de metrekare fiyatlarınız nedir? Teslim tarihi. Teslim tarihimiz 28 ila 30 ay diyoruz. Yani Mart 2018 dedik. Metrekare fiyatlarımız yaklaşık olarak ortalaması fiyat söyleyeyim yaklaşık olarak 6500-6600 lira civarında metrekare şu an. Evet. Net rakam söyleyeyim aslında. 309.000 TL'den başlıyoruz. Yani yaklaşık olarak 600 bin liraya kadar gelen şeyimiz var. 309 binden 600 bin liraya kadar. Uğurcan Tokay, emlak.sondakika.com. Ben şunu öğrenmek istiyorum Ali Bey. Beşler Sucuk'la nasıl bir anlaşma yaptınız? Kat karşılığı mıdır anlaşmanız? Biraz bunun detayını öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Tabii. Tabii Kenan Bey de burada. Kendine teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz bir Ramazan sofrasında bir başlamıştık. İkinci Ramazan sofrasında bir yıl sonra anlaşma yaptık ama gerçekten çok büyük bir dostluk kazandık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Eğer tabii yetiştirebilirlerse kendileri de inşallah bu konseptin içerisinde Beşler Gurme olarak bir çalışmaları var. Beşler çok köklü bir kuruluş, geçmişi olan bir kuruluş. 60-70 sene, bizden biraz da 54 sene ama belki 70 yıla yaklaşan bir kuruluş. Burada da bir hasat paylaşımı anlaşmamız var. O çerçevede hasat paylaşımı olarak ilerleyen bir süreç yaşanacak. Güzel, keyifli bir iş ortaklığı oldu kendileri de. Kendileri de teşekkür ediyorum. Evet. Hanımefendi, teşekkür ederim. Öncelikle Gayrimenkul Türkiye Dergisi Sedef Ban. Bu proje bir keşfetme alanı, deneyim alanı sunuyor. Ve bu alan projenin kullanıcıları dışında da kişilere açık mıdır? Yani sadece proje kullanıcılarına mı yönelik tasarlandı? Proje kullanıcıları derken eğer konut ve ofis kullanıcılarını kastediyorsanız hayır cevabı. Çünkü bu biz sürdürülebilirliğe çok önem veriyoruz. Sürdürülebilir bir ticari başarı için de sürdürülebilir bir yaşamın orada olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla WorkOn ve ClubOn dediğimiz projenin içerisinde yer alan yaklaşık 1200 metrekarelik bir alanı biz ticari olarak kendi mülkiyetimizde tutarak ayrı bir ticari işletme şeklinde kurguladık. Biz bu alanın dolayısıyla satılabilir metrekarelerimizin içerisinde yer vermedik. Dolayısıyla buradan konut ya da ofis alanlar bu alanları satın almış olmayacaklar. Ama biz onlara şöyle bir fırsat sunduk. Onlara bu alanları ücretsiz bir şekilde kullanmaları kullanma hakkını veriyoruz. Ve bu alanları aynı zamanda dışarıya açık alanlar olacağı için bir üyelik sistemiyle çalışan dışarıya açık alanlar olacağı için hem o alanın yaşamasına ticari anlamda yaşamasına hem de daha hareketli, daha enerjik her zaman aynı simaları yüzleri görmediğiniz farklılık getiren bir kurgu da olacağını düşündük bunu. Bu dünyada zaten çeşitli yerlerde, çeşitli farklı gayrimenkul konseptlerinde de uygulanan bir konu. Bu da aslında ilklerimizden bir tanesi. Buyurun. Hayırlı olsun. Hatice Kolçak, Emlak Pancaran. Ben de projedeki ticari alanları sormak istiyorum. 1450 metrekare bir ticari alandan bahsettiniz. Bunu satacak mısınız, kiralayacak mısınız? Nasıl bir alandır bu? Şimdi burada tabii çok önemli olan şu var. Bir önce bahsettiğim Beşler Gurme bu konuda restoran kısmı için önemli bir aday. Hem artına sahip olmasından bu konsept geliştiği ve uygulama geçtiği anda devreye alınacak. Onun dışındaki projemizin içerisinde bu club alanımızın içerisinde işte Mealbox yer alıyor, Kapisapiens yer alıyor. Buna benzer birkaç kuruluş olacak. Bu konsepte
gerçekten katkı sağlayacak paydaşları biz tercih etmeyi planlıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, burada bir fast food restoran görmeyeceksiniz. Yani burada standart bir şey görme. İnşallah hedefimiz konsepte uygun paydaşları da ve ticari olarak da kiralayacağımız veya o alanlardaki arkadaşlarımızın da bu çerçevede olmasını hedefliyoruz. Biraz seçici olacağız. Kulüp noktasında da her gelen, her geçen bu kulübe üye olamayacak. Biraz da renkli olsun istedik. Çünkü şehirde yaşıyor. Şehirde yaşadığınız zaman da sokağa çıktığın zaman herkesle karşılaşıyorsunuz. Ama burada kulübe üye olanlarla, daire oturanlar, Workform'da çalışanlar, önemli bir karma var. Gerçekten birbirine etkileşim içerisinde olan, birbirine fayda sağlayacak. Belki orada ticari ortaklıklar kurulacak. Bir şey gibi düşünün. Arı kovanı ve insanlar birbirine bir fayda sağlıyorlar. Hep ana tema bu. Paylaşmak. Paylaşmak, sosyalleşmek ve bundan fayda sağlamak. Birbirine hiçbir şey yapmasın, mutluluk sağlamak. Yani ben size bir fayda sağladım. Karşılıklı bir, sizinle bir etkileşime girdim. Bundan mutlu olmam adına. Bir şey, her şey bedava değil ama mutluluk da, mutluluk vermek de bir önemli bir faktör diye düşünüyorum. Ana şeyimiz bizim konseptimize uygun ticari alanlarını değerlendirme şeklinde olsun. O zaman şunu anlayabilir miyiz? Satışa çıkarmayacaksınız, kiralama yapacaksınız ticari alanları. Şu an itibariyle öyle tabii. Dolayısıyla bir rakam telaffuz edemiyoruz şu anda. Yok. Evet. Tamam, teşekkürler. Beyefendinin bir sorusu var herhalde. Hayırlı olsun. Önce şeyi merak ediyorum. Birçok sosyal alanınız var ama bunlar aidata nasıl yansıyacak? İkincisi ofis metreli de rekonstruksiyonu. Size bekliyorum. Almayabilir miyiz? En azından öyle değil. İkincisi ofis fiyatları farklı mıdır? Metrekare fiyatları. Aidatla ilgili ben bilgi vereyim. Şöyle bizim burada biraz önce Hakan Bey'in bahsettiği dışa açık alanlarımız bize şu temayı veriyor. Temeli veriyor daha doğrusu. Dışarıdan gelecek olan gelirler aslında daire sahiplerinin bu alanlar için ekstra bedel ödememesini sağlıyor. Bu önemli bir unsur. Bunun dışında hedefimiz 3 TL, 4 TL maksimum aralığını metrekarede geçmemek. Bu niye 3 TL, 4 TL? Metrekaremiz daha küçük olduğu için. Normalde hedefimiz genelde 2 TL biliyorsunuz. Normal konut projelerinde 2 TL, 2,5 TL, 3 TL metrekaredir en fazla. Burada 3-4 TL aralığında tutmayı hedefliyoruz. Ve bunun için de ilk 2 yıl 3-4 TL bandını koruyacak şekilde bir programlama yapıyoruz. Bilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size, ofisle ilgili şu anda belirlenmiş bir satış şeyimiz yok, stratejimiz yok. Onu dediğiniz gibi şey getirdikten sonra, belli bir noktaya getirdikten sonra ofisi çıkacağız. Ancak şunu söyleyeyim. Hayır, ofislerde şu anda satışımız yok. Tam öyle komplere çıkıyoruz şu an. Aidatlarda da özellikle dikkat ettiğimiz bir nokta, ortak alanlarını minimize ettik. Ve bu minimizasyon doğal olarak aidatlara da pozitif yönde yansıyacak. Ben müsaade ederseniz son bir soru alalım. Daha sonra biliyorsunuz güzel bir lokasyondayız. Boğaz'ın kenarındayız. Hem havalarız hem bahçede sohbete devam ederiz. Son bir soru daha alabiliriz. Buyurun. Merhaba. Çalışıyorum. Zamandan Abdülkadir. Benim sorum şöyle olacak. Özellikle akıllı ev konsepti yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani burada şeylerin internetini kullanıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Mesela iPad'imizden evin her tarafını kontrol mü edeceğiz? Yani uzaktan istediğimiz gibi elektronik ortam üzerinden kontrol mü edeceğiz? İkinci soru, bu Workon adını verdiğiniz ortak çalışma alanlarında biraz daha açabilirsiniz. Yani her isteyen gidip orada bir çalışma alanı mı olacak? Nasıl olacak? Bunu müşterilere nasıl anlatıyorsunuz? Ve son sorum da, son 5 yılda 10 proje daha hayata geçireceğinizi açıkladınız. Yaklaşık 2 milyar lira maliyeti olacak. Bu projeler hakkında biraz ipucu verebilir misiniz? Yani benzer bir konsepte mi yapacaksınız yoksa daha farklı şeyler mi olacak? Yani 3 sorumuz var. Sondan başlayalım. Aslında 5 yılda 10 proje hedef koymadan sonuca gidilemiyor. Bize de tabii DK'ya 10, burada sadece kağıthaneyle ilgili olan görselleri görüyorsunuz.
Tabi proje için çok çalıştım ama DK'ya 10 konsepti ufku açık, vizyonu açık bir proje. Ben paydaşlarımızın gerçekten olayı çok güzel anlattıklarını düşünüyorum. Orada bahsedilen, konuşulan, aktarılan her cümle çok değerli ve bizim ne kadar birlikteliğin fayda sağlayacağını bize sinyallerini veriyor bir taraftan da. Farklı lokasyonlar derken şehrin içerisindeki her yer bu konsepte uygulanabileceği bir alan olacak. Biz şunu düşünüyoruz, biz bu lansmanı yaptıktan sonra ben tahmin ediyorum bu konseptin gerçekleşmesi adına bize farklı lokasyonlarda şehir içerisinde yerler önerilecek. Ama bizim hali hazırda iki projemiz hazır. Bir tanesi Kağıthane projemiz, ikincisi hemen Büyükdere Caddesi'nin arkasında Çeliktepe'de bir projemiz bitmek üzere. Yine Viva Mühendik tarafından çizim yapılıyor. İnşallah bu sene sonunda ruhsatını yetiştirmeye çalışıyoruz. Devamında Maslak tarafında ve Bomonti tarafında görüşmelerimiz nihai aşamalara geliyor. Bunları da devreye almayı hedefliyoruz. Sonrasında kapımız açıklıyoruz. Bizde gerçekten Anadolu yakasında da benzer lokasyonlarımız var. Mesela Yeni Sahra'nın bizim Ataşehir'deki bölgede muhakkak DK10 konseptini göreceksiniz. Bu şekilde yılda iki tane DK10 projesi kendimize hedef koyduk. Bütün projeler olduğu için de rahatlıkla uygulanabilir bir süreç olacağını düşünüyorum. Work-on alanı ile ilgili bir soru vardı. Dünyada co-working space dedikleri, Türkçe'de henüz karşılığını bulamadığımız ama bizim kendi aramızda ortak çalışma alanları olarak ifade ettiğimiz bir konsept var. Bu konsept daha çok esnek çalışma şekillerinin, evden çalışmanın, daha şirketlerin daha ufak girişim sermaye şirketlerinin çoğalması sonucu ortaya çıkan, genelde bu şirketlerin tercih ettiği çalışma alanları diyebiliriz. Bu konseptleri biraz incelerseniz bizim konseptimizin de bu dediğim, bahsettiğim, co-working space dediğim alanlara yakın bir konsepte olacağını söyleyebiliriz. Dışarıdan insanların belli bir ücret vererek gelebileceği, kişisel bazda olabilir, işte 15 metrekarelik bir ofis kiralıyor olabilirler ama açık alanlara da yanılır. Yine açık alanlara, o açıklıkta hiçbir zaman ödün vermiyor olacağız. İncelerseniz sanıyorum sorunun cevabını. The Internet of Things. Internet of Things dünyada çok yeni bir konsept. Her geçen günde gelişiyor ve ucuzluyor. Bunun altyapısını zaten şu aşamada yapıyoruz. Yani burada bir iPad, bir inşallah bilmiyoruz yarın öbür gün ne çıkartacaklar. Yani yeni bir icat mutlaka farklı kumanda noktalarına da gelecek olay. Ama hedef her kumanda edilebilir aletinizin bu platform üzerinden kontrol edilebilmesi, kumanda edilebilmesi, anlık enerji bilgilerinizin öğrenilebilmesi, uzaktan kapatılabilmesi, yani bu burada da şeyleri göreceksiniz, yani enerji tasarrufuna yönelik sizleri de uyaracak bir sistemler göreceksiniz. Bütün bunlar doğal olarak gelişen şeyler. Ama hedefimiz bu platformu gerçek anlamda bu projeye uygulamak. Doğrudur. Cep telefonunuzdan, bugün tabletinizden girip yapabileceksiniz bunları. Hayatı basitleştiren teknolojiler. Yani sadece teknolojik olmak için teknolojik değil. Hayatı gerçekten basitleştiren teknolojileri bulacağız. Yani bugün de bu basitleştirme anlamında testlerimiz de yapılıyor şu aşamada. Biz de bu konsepti kendi içimizde de geliştiriyoruz açıkçası. Kullanıcı tarafından kolay kullanılabilir hale getirmek gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bitirmeden bir ricamız var hanımefendi. Evet. Onu da alalım. Sonra projeye uygun bir arka görüntü alarak bir selfie yapıp bence noktalayalım. Tamam. Sosyal paylaşımlarımızı kullanırız. Buyurun hanımefendi. Şunu soracaktım aslında unuttum da kentsel dönüşüm projesi mi bu? Beşiktaş Sucuğu Fabrikası vardı orada. Kentsel dönüşüm projesi mi oldu? O yüzden KDV %1 olacak herhalde. Evet. KDV %1, KDV dahil. Fiyatlarımıza KDV dahil olarak çıkıyoruz. Aslında birçok şey dahil. Bizim şunu sonra yaparız, bunu sonra yaparız. Ben bir yerde müşteri baştan seçerken, alırken
gönlü rahat olsun istiyoruz ve o şekilde planladık. Ben teşekkür ederim. Selfie unutmadan yalnız. Her şey güzel yerinde olsun. Ayağa kaldıracağız da bilemiyorum. Ticari cevapları size verdik herhalde. Bir tane satça böyle gözüküyor. Şöyle söyleyeyim. Aslında ben özellikle vurgulamak istiyorum. Hepimiz şehirde yaşıyoruz. Şehirli yaşam konsepti dedik, platformu dedik. Bu hepimize biraz dokunuyor. Hepimizin biraz ucundan girdiği bir noktadayız. Şehrin karmaşasında birçok şeyi elimizin altında bulundurabilmek de kolay bir iş değil. Biz bunu sağlamaya çalıştık. Freelance çalışan bir insan evinden veya Barcon dediğimiz alanda, Clubon dediğimiz bölgede, deneyim mutfağında bir araya gelip yemek yaparak, bak o kadar çok birbirini etkileyen, birbirini tetikleyen, birbirine ilham veren bir tarafta paydaşlarımızın da katkılarıyla bunu sağlayacağız. Deneyim merkezimizin de, yaşam deneyim merkezimizin de en önemli faktörü de bu olacak inşallah. Ben katılımımı